Eğitimde Görme Engelliler Derneği A'dan Z'ye Eget. Braille ile A'dan Z'ye Ege. Latin ve Braille alfabelerindeki H'ler yan yana. H, her yerde Braille. Parmağıyla Braille alfabesindeki H'yi yazdı. İkişer noktalarla 6 nokta bulunmasıyla oluşan bir alfabedir. Konuşan Oğuzhan A. Kitaplarımızda, ders kaynaklarımızda, notlarımızda kullanıyoruz. Biz Braille'i her yerde kullanıyoruz. www.braille.tr.org Latin ve Braille alfabelerindeki İnisiyatif. İ. Parmağıyla Braille alfabesindeki İ'yi yazdı. Sorumluluk almak demek. Yani bir sorun var ortada ve bu sorunun konuşan Emre Taşkın. Ben bu işin içerisinde aktif rol oynayabilirim demek. EGET kendi üyelerinin kendi sorunlarıyla ilgili çözüm önerileri geliştirebilmesi için inisiyatif alabilmelerini sağlıyor. Latin ve Braille alfabelerindeki P. P. Parmağıyla Braille alfabesindeki P'yi yazdı. 16 Haziran 2009 tarihinde İki tane üniversite öğrencisinin konuşan Gökhan Çapanoğlu. Görme engelli öğrencilerin yaşamış olduğu sorunlara çözüm öneriler üretmek amacıyla kurulmuş www.eget.org/egol. Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmada öğretmenlerin sorunlarına çözüm önerileri üretmek gibi, uzaktan eğitimin ortaya çıkması gibi birçok alana hizmet verdiğini söyleyebilirim. İnsanların bu platformla bizlere ulaşmaları bizim daha güçlü olmamızı sağlayacaktır. Latin ve Braille alfabelerindeki U. U. Braille uzaktan U yazdı. Eğitim. Uzaktan Eğitim Akademisi YGS-LYS Uzaktan Eğitim adıyla ilk önce 2011-2012 yılında konuşan hayata Demet geçti. Budak. Amacı üniversiteye hazırlanan görme engelli öğrencilere internet aracılığıyla hem ders anlatmak hem de kaynak sağlamak. www.eget.org/akademi Yaklaşık 5 yıldır devam ediyor. Latin ve Braille alfabelerindeki A'lar yan yana. A. Ayrımcılıkla mücadele. Braille'de A yazdı. Elektronik formatta bir sınava erişememesi. Konuşan Merve Ertan. Sınav kağıdına ihtiyaç duyması halinde bunu edinemiyor olması bir ayrımcılıktır mesela. Rampa yapılması, kütüphanelerin erişilebilir hale getirilmesi gibi yeni uygulamaların geliştirilmesine ve eşitliğin sağlanmasına aslında katkıda bulundu. Latin ve Braille alfabelerindeki D. D. Değişim. Braille D yazdı. Eget'in toplumda yapmak istediği değişim, her bireyin hayatın her alanında, eğitimde, istihdamda ve konuşan sosyal yaşamda bir arada olabilmesi. Eget'in düşündüğü bakış açısı şu, değişim birlikte gerçekleşiyor. Latin ve Braille alfabelerindeki C. C. Braille C yazdı. Cesaret. Cesaret, kalıpları değiştirmekten korkmamak. Konuşan demek. Serdar Kulak. İnsanın değiştirebileceğine inanması demek. Bu cesaretin devamlı halde olması için kitlelere yayılması ve bütün toplum tarafından benimsenmesi gerekiyor. Latin gerek. Ve Braille alfabelerindeki B. B. Bağımsız Braille hareket. B yazdı. Bağımsız hareket bir kör için nereye ve nasıl ulaşacağının inisiyatif ve kontrolünün kendi elinde olmasıdır. Konuşan Bahar Turan. Veya dokunsal uyarıcılar gibi düzenlemeler desteklenmeli ve bu düzenlemelerin yapılması engellenmemeli ve bu düzenlemeler tahrip edilmemelidir. Latin ve Braille alfabelerindeki E. E. Braille E yazdı. Hayatın her noktasında bilimden sanata, sağlıktan eğitime, konuşan Merve Erten. Her hizmet, her fırsat ve her mal ve ürün için tüm bireylerle eşit şartlarda ve tüm bireylerle aynı anda ulaşabilmektir. Biz EGED olarak raporlama, izleme, değerlendirme ve bu raporların ilgili mercilere iletilmesi noktasında mücadelemizi kesinlikle sürdürüyoruz. Latin ve Braille alfabelerindeki L. L. Lütuf. Braille L yazdı. Hak temellilik. Görmeyenler için sarı çizgiler, görmeyenlerin konuşan Pınar Göcen takip edebilmesi ya da bir kitabı sesli okuyabilmesi, kabartma bir şekilde Braille alfabeyle okuyabilmesi onlar için, yani görme engelli bireyler için bir haktır. Haklarını kullanabilme yöntemidir sadece. Bunların sağlanması bir lütuf değildir kesinlikle. EGET'in bütün çalışmaları hak temellilik üzerine. Latin ve Braille alfabelerindeki G. Mücahit İbrahim Öztürk parmağıyla Braille'deki G'yi yazdı. Gönüllülük. Gönüllülük, bir çıkar, menfaat, karşılık beklemeden özveriyle
destek olmak. www.engelsizdestek.org. İhtiyaç duyulan, destek duyulan her alanda, bir organizasyonda, bir eğitimde, ders anlatımında, soru çözümünde, her alanda onlardan alınan destekle çalışmaları daha başarılı ve daha iyi bir şekilde yerine getirmektir. Latin ve Braille alfabelerindeki ne? Ne? Braille ne yazdı? Notalar engelsiz. Teknoloji sayesinde artık konuşan Ali Caner Alparslan. Notaya erişim sağlayabiliyoruz. Nota yazma programları www.engelsiznota.org. Online kütüphaneler ve offline kütüphaneler. Dedik ki Türkiye'de neden olmasın? Ve Engelsiz Nota aslında tam da bu şekilde görme engellilere bir web sitesi üstünden erişilebilir nota sağlama amacıyla doğdu. Latin ve Braille alfabelerindeki Ö. Ö. Braille Ö yazdı. Öğretmenlik. Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin Öğretmenlik ve İstihdam Komisyonu bulunmaktadır. İsmail bu komisyonun Çevikbaş. Temel görevi görme engelli bireylerin hem eğitim-öğretim süreçlerinde engelsiz bireylerle fırsat eşitliğine dayalı eğitim geçirmeleri hem de öğretmenlik mesleğini diğer akranları ile birlikte eşit şekilde icra etmelerini sağlamaktır. Türkiye'de ilk defa ulusal düzeyde görme engelli öğretmenlerin sorunları ve çözüm önerileri çalıştayını gerçekleştirmiştir. Latin ve Braille alfabelerindeki T. Ahmet Aykur Arslan Braille T yazdı. T, temsilcilik. Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin temsilcilik sistemi EGET'in yereldeki görünürlüğünü sağlayan bir görünürlük ünü. www.eget.org. İl temsilcilikleri farklı şehirlerde engellilerin haklarını, engellilerin sivil toplumla birleşmesini sağlayan bir sistem EGET'teki. Samsun'dan Denizli'ye, Edirne'den Erzurum'a farklı illerinde temsilciliklerimiz mevcut. Latin ve Braille alfabelerindeki Ü. Braille Ü yazdı. Üyelik. EGET'in üyelerine kazandırdığı örgütlü mücadele güçlendirir. Konuşan Ayşegül Taşkın. Mücadele yıpratır. EGET'e üye olmak için www.eget.org/üyelik. Ya da başka bir derneğe üyeyseniz EGET'e üye olamazsınız diye bir kural yok. Herkes EGET'e üye olabilir çünkü EGET bireylerin sivil topluma aktif katılımını savunur. Latin ve Braille alfabelerindeki Z. Braille Z yazdı. Z. Zorluklarla mücadele. Hayatın her alanında bir takım zorluklarla karşılaşıyoruz. Biz birlikte hareket edebilirsek bütün zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Ege'de organizasyonlarından onlarca fotoğraf akıyor. EGET, eğitimde görme engelli hakları için çalışıyor. Gönüllü destekçilerini bekliyor. Detaylı bilgi için eget.org, Twitter'da EGET İletişim ve Facebook'ta eğitimde görme engelliler hesaplarını takip edebilirsiniz. Avrupa Birliği bayrağının altında bu video Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir yazdı. Ekranın sol alt köşesinde EGET logosu, sağ alt köşede ise birlikte STGM Kurumsal Hibe Fonu. Birlikte değiştirelim yazılı logo var.